Furkan Yıldız, çok teşekkür ediyoruz. Nevzat Demir tesislerinden dinledik Beşiktaş'taki son durumu. Şimdi Florya'ya gideceğiz. Orada da Emre Kaplan bizleri bekliyor. Galatasaray'daki son durum, muhtemel 11'ler ve diğer ayrıntılar kendisinde. Melike teşekkürler. Florya'dan Metin Oktay tesislerinden güzel bir günden, güzel bir havadan mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Derbi heyecanı şu sıralarda artık yavaş yavaş tesis çevresinde yaşanmaya başlandı. Galatasaray taraftarları erken saatlerden itibaren burada yerlerini aldılar. Tabii bir yandan da tesislerin içerisinde alt yaş kategorilerinin maçları var. Bir hayli yoğun bir gün yaşanıyor Florya Metin Oktay tesislerinde. Bunun altını çizelim. Galatasaray son antrenmanını dün gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılarda milli ara dönüşünde artık herhangi bir eksik oyuncu kalmadı. Sakat ya da cezalı oyuncusu bulunmuyor Galatasaray'ın. Hakim Ziyech Fas milli takımına gitmiş, tedavisini orada tamamlamıştı. Derbiden iki gün önce takımla birlikte çalışmalara başladı. Ziyech'in bugün maç kadrosunda kendisine yer bulmasını bekliyoruz. Geniş kadroda yer alacak ama tabii ki süre alıp almayacağı ile ilgili kararı Okan Buruk son kararı verecek bu konuda. Tanguy Ndombele yine Galatasaray'da kadroya en geç katılan isimlerden bir tanesiydi. Ndombele de %100 hazır hale geldi. Bugün onun da forma giymesini bekliyoruz. Galatasaray adına tabii çok kritik bir karşılaşma. Ligde bir galibiyet serisi var. Bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor Sarı Kırmızılar hafta içerisinde. Bayern Münih'le de kritik bir karşılaşmada mücadele edecek Galatasaray ve bu zorlu periyotta kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmek istiyor Sarı Kırmızılılar. Dediğimiz gibi şu anda tesis çevresi hareketli. Sarı Kırmızılı takım birazdan öğle yemeğini yiyecek. Sonrasında saat 16 sularında maç toplantısı gerçekleşecek ve 17 sularında da buradan Rams Park'a doğru hareket gerçekleşecek dev derbi öncesinde. Peki nasıl bir kadro olabilir? Okan Buruk'tan nasıl tercihler bekleyebiliriz bugün? Hemen bunu ifade etmeye çalışalım. Kalede Fernando Muslera olacak Sarı Kırmızılarda. Savunmanın sağında Sasha Boye görev alacak. Stoper ikilisinin Davinson Sanchez ve Abdülkerim'den oluşmasını bekliyoruz ki Davinson Sanchez Kolombiya milli takımıyla uzun bir kamp geçirdi ve aslında son antrenmanda sadece takımla birlikte yer alabildi. Dün akşam, cuma akşamı son antrenmanla takımla yer aldı. Perşembe İstanbul'a gelmişti. Ama hazır durumda, zaten orada da hem maç oynadı hem de antrenmanlarını gerçekleştirdi. Herhangi bir problemi bulunmuyor. Sol bekte Angelinho'yu izleyeceğiz. Orta sahanın merkezinde Torreira ve Ndombele ikilisinin görev almalarını bekliyoruz. Onların önünde Kerem Aktürkoğlu olacak. Manchester United maçında olduğu gibi yine 10 numara pozisyonunda izleyeceğiz Kerem Aktürkoğlu'nu. Sağ tarafta Barış Alper, sol tarafta Wilfried Zaha, ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11'le Galatasaray'ın bugün sahada olmasını bekliyoruz. Mauro Icardi'ye tabii geniş bir parantez açmak lazım. Galatasaray'a geldiği günden bu yana tüm derbilerde gol atma başarısı gösterdi. Şu ana kadar boş geçtiği herhangi bir derbi yok. Sezon başında aslında Icardi ile ilgili de form durumu ile ilgili, özellikle fitness ile ilgili zaman zaman tartışmalar oluyordu. Kilo fazlası olduğuna dair zaman zaman bazı tespitler vardı ama Icardi'nin de şu anda %100 hazır hale geldiğini söyleyelim bu karşılaşma öncesinde. Şu notu da paylaşalım. Galatasaray yönetimi bugün sabah saatlerinde Anıtkabir'e gitti. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında tüm yönetim geniş kapsamlı bir katılımla Anıtkabir'e gittiler, atamızın huzuruna çıktılar. Yine bir gün öncesinde de tesislerdeydi hem Başkan Nursin Özbek hem Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur. Maçın heyecanı, maçın coşkusu bugün Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusuyla birleşmiş durumda Galatasaray'da. Biz de Florya'dan Metin Oktay tesislerinden gün boyu yansıyanları aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz hem Ömer Saraç'a, hem Furkan Yıldız'a, hem Emre Kaplan'a. Tekrardan kolay gelsin diyelim. Gün içinde derbi bağlantılarımızın süreceğini de hatırlatalım sizlere. Yine gelişmeler oldukça paylaşacağız. Şimdi muhtemel 11'lerle birlikte sizinle sohbetimize devam edelim istiyorum. Arkadaşlarımız bekledikleri 11'lerden bahsetti. Levent Tüzemen, senin de beklediğin gibi Emre Kaplan da Ndombele'ye dikkat çekti. Sen de 11'de oynamasını bekliyorum. Hoca oynatmak istiyor demiştin, değil evet, mi? Yani zaten çok formda olduğunu ve orta sahayı güçlendirmek için, rakibe üstünlük sağlamak için Ndombele oynamak istediğini, yerli konusunda dedim ki çapraz üçlü yani Kazımcan, Kerem Demirbay, bir de Barış Alper, bundan birini oynatacaktı. Barış Alper'i tercih etmiş. Barış Alper de kuvvetli, rakip defansa baskı yapabilen, mücadele gücü yüksek. Formu, morali de yerinde. Tabii hem milli takımda da tercih etti biliyorsun onu. Evet. Her ne kadar teknik kapasite konusunda sıkıntıları olsa dahi çalışkanlığını, mücadelesini ben beğeniyorum. Ama öbür türlü
kendisini o tekniğini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray istikrarlı bir kadro. Yani defansı değiştirmemiş. Yani Angelino'dan Sanchez dediler ki burada şey oynar, Nelson oynar diye. Oynamaz artık yani. Evet, Gürcan Bilgiç bekliyordu. Evet, Bayern maçı öncesi rotasyon amaçlı bekliyordu onu. Önce o bu maçı kazanacaksın canım. Yani Bayern Münih maçı farklı bir maç. Dolayısıyla Okan Hoca'nın bu tertibi. Ama şimdi Güven abiye söyledim konuşurlarken. 3 tane adam var kaldık kulübede. Gerçekten üçü de Galatasaray'ın flaş oyuncuları. Tete, Ziyech, Mertens. Önemli oyuncular yani. Oliveira bir de. Yani Oliveira hadi sonra geliyor. 4 tane yabancı var. Şimdi nasıl bir denklem içinde bu hamleler olabilir? Birilerini örnek değiştirmek zorunda kalacak. Tabii yani tabii örnek çıkarak veriyorum yani. Barış'ı çıkartıp yabancı alamazsın. Yerliden dolayı. Avrupa için bir sorun yok. Ama şöyle olabilir. Zaha eğer tam hazır değilse bir noktaya kadar 60'a kadar gider çıkarsa Kerem'i oraya çeker. Mertens'i oraya alırsın. Manchester United maçında olduğu gibi. Yani Mertens oyuna girdikten sonraki etkinliğini kazandırdığı penaltıyı. Zaten Mertens de tam bir maç oynamayacağını dile getirmişti sezon başında fiziksel olarak. Şimdi ya da şöyle bir şey, Zaha'yı çıkartacaksın, Kerem'i çekeceksin, Barış Alper'i oraya alıp bir ölçüde Tete'yi oynatacaksın. Yani bu veya Ziyech'i oynatacaksın. Tete ile Ziyech aynı bölgenin oyuncuları. Yani belki de Ndombele eğer ki çok formda olmasına rağmen bir noktadan sonra değişik yapmak istersen Oliveira'yı alacaksın onun yerine. Kulübesi çok zengin Galatasaray'ın. Güven abi demişti geniş bir kadro var. Ama bunların hepsi ilk 11 oyuncusu. Bu oyuncuları gövdeli oyuncular olduğu için böyle sık kulübede tutamazsın. Zaman zaman oyun içerisinde kullanman gerekir. Bunu belki Beşiktaş maçı ve Bayern Münih maçları Okan Hoca'nın özellikle Bayern Münih maçları yabancı sınır olmadığı için daha geniş düşünebileceğine katılırım. Manchester United maçında olduğu gibi. Hı hı. Ama şu gerçek var ki diğer daha düşük seviyeli maçlarda kazanabilir gibi gördüğüm maçlarda bu oyuncuları daha fazla oynatma şansın olabilir. Güven Taner'e döneyim. Bu arada muhtemel 11'lerimizi de ekrana getirelim. İzleyicilerimize bir kez daha hatırlatmış oluruz. Onlar üzerinden de konuşmaya devam edelim. Galatasaray'la başlayalım sonra Beşiktaş'a geçelim. İstersen Güven Taner. Çünkü senin de Galatasaray'ın muhtemel kadrosuyla ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Ndombele geldiğinde özellikle fiziksel olarak çok beğenilmemişti. Kilolarından bahsediliyordu. Ama tabii ki bizim bildiğimiz özellikle o en iyi dönemi Lyon'da oynadığı dönemlerden bahsediyorum. Çok belki de Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biriydi Ndombele. Galatasaray'da o formu yakalar mı? Herhalde hocanın beklentisi ondan çok yüksek.